Elif seni seviyor. Fatih Şendil Sağ Yaşar 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi İstanbullu, babası Antalyalı olan Hatice Şendil Antalya'da büyüdü. Selanik ve Mora göçmeni kökenli bir aileye doğdu. Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3. oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda 4. oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8. albümünden Türe adlı şarkıya çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı. 2008-2010 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı. Pana filmin yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Türk aksiyon, dram ve politik türü işlendi. 10 sezondan oluşan dizi 16 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 100. bölümüyle sezon finali yaparak son kez yayınlandı. Daha sonrasında reytingleri düştüğü için televizyon kanalları ile anlaşılamadı ve yayından kaldırıldı. 19 Nisan 2007 tarihinde Show TV'de farklı isimle yeniden yayına başlayan Türk aksiyon, mafya ve derin devlet dizisi olan Kurtlar Vadisi Pusu ilk 3 sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. 4. sezonda maddi sebeplerden dolayı Star TV'ye transfer oldu. Ancak Perşembe akşamları yayınlanan UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla dizinin bölümlerinin sık sık çakışması üzerine bir sezon yayınlandıktan sonra anlaşmasını bozdu. 5. sezonda ATV'ye transfer oldu. 6. sezonda TNT'ye geçti. TNT'nin kapanması sebebiyle 7. ve 8. sezonları ATV'de yayınlandı. Daha sonra 9 ve 10. sezonlar Kanal D'de yayımlandı. Dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erkan Ufak ve Cahit Kayaoğlu yer aldı. Oldukça popüler olan dizi Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan isimleriyle beyaz perdede de boy gösterdi. Hatta Kurtlar Vadisi Unutulmaz Sözler ismiyle kitap olarak piyasaya sürüldü. Yılında Geniş Aile dizisinde Şelale rolünü hayat verdi. İlk olarak Kanal D'de, daha sonra Star TV'de yayınlanan dizide komedi türü işlendi. Yönetmen koltuğunda Ömer Uğur oturdu. İlk sezon 8 Temmuz 2019-15 Haziran 2010 tarihleri arasında yayımlandı ve 49. bölümle sona erdi. İkinci sezon 10 Ağustos 2010 tarihinde yayına başladı. 25 Haziran 2021 tarihinde sezon finali yaptı. Üçüncü sezon 10 Ağustos 2011 tarihinde başladı. 18 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 108. bölümüyle final yaptı. D Productions tarafından İstanbul Sarıyer semti Boyacıköy mahallesinde çekildi. Dizinin başrollerinde Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Rasim Öztekin, Mine Teber ve İlker Ayrık rol aldı. Sonrasında ise Hatice Şendil 2010-2011 yılları arasında yayımlanan Karadağlar dizisinde rol aldı. Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rifat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide Gülhayat karakterine hayat verdi. Payidar köyünde geçen hikayede köyün zengin ağaları ile fakir halkın hayatı arasındaki uçurumda geçim mücadeleleri, aile ilişkileri, sevgi, sadakat ve inançları işlendi. 2012-2014 yılları arasında yayınlanan başrolün oynadığı Dila Hanım adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Gülşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı. Dila Hanım adlı sinema filminden uyarlanan dizide aşk ve drama işlendi. Dizi 2013 yılında Ayaklı Gazete televizyon ödüllerinde en iyi uyarlama dizi ödülünün sahibi oldu. 5 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan 62. bölümüyle final yaparak sona erdi. Reytinglerde başarı yakalayan dizi Kuzey Kıbrıs, Kazakistan, İran ve Kosova olmak üzere pek çok ülkede gösterime girdi. İki
2014-2015 yılları arasında yayınlanan başrolün oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı. Prodüksiyonu O3 Prodüksiyon Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve Star TV'de yayınlanan dizide aşk ve drama işlendi. Antakyalı köklü Yürükan ailesinin ortanca oğlu Kahraman Yürükan ailesinin soyadını geleceğe taşıyacak 3 erkek çocuktan biri. Ancak eşi Defne çok istese de dünyaya bir evlat getiremiyor. Yürükanların göz bebeği Kahraman'ın yolu sıradan bir tarım işçisi ailenin kızı olan Elif ile kesişti. Bu kesişmenin ardından her iki ailenin de hayatlarında kopan fırtınalar işlendi. İki sezondan oluşan dizi 29 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan 50. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2016 yılında Yüksek Sosyete dizisinde kendisini oynadı. Romantik komedi türündeki dizi Star TV'de yayınlandı. Dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Ozan Dolunay rol aldı. Dizi 26. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2020 yılında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Terken Altun rolünü canlandırdı. Akli Film imzalı dizi ilk bölümüyle 28 Eylül 2020 tarihinde TRT1'de yayın hayatına başladı. Yönetmenliğini Sedat İnci yaptı. Senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alındı. Tarih, kurgu ve drama türündeki dizide Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Melikşah'ın hayatı ele alındı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Sezin Akbaşoğulları, Sevda Erginci ve Mehmet Özgür yer aldı. Dizinin oyuncu kadrosu özel olarak ata binme, ok atma ve kılıç kullanma eğitimleri aldı. Dizi oyuncuları Kazakistan merkezli Ulusal Aksiyon Şirketi tarafından eğitildi. Dizinin tarihi gerçekliklerden neredeyse tamamen kopuk olduğu, pek çok tarihi bilgiyle uyuşmadığı ve dizide mantık hataları bulunduğu tespit edildi. Bu da dizinin eleştirilmesine sebep oldu. Dizi 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 34. bölümüyle sezon finali yaptı. İkinci sezonunda ise Alparslan Büyük Selçuklu adıyla devam etti. Şimdilerde ise yakında izleyiciyle buluşması beklenen İyilik adlı dizide İsmail Demirci ile başrolü paylaşıyor. Dizide Ceyda karakterine hayat veriyor. İlk tanıtımı yayınlanan dizide aslında mutlu gibi görünen bir ailenin hayatı işlenecek. Fakat işler ailenin babasının sevgilisinin ailenin hemen yanında yer alan eve yerleşmesiyle değişmesi konu alınacak. Fragmandan anlaşılan kimsenin bu yeni kira Ağacının ailenin babasının sevgilisi olduğundan haberi yok. Muhtemelen ailenin babası bir yandan evdekileri idare etmeye çalışacak. Bir yandan ise gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyecek. Medyapım imzalı dizinin başrollerinde Hatice Şendil Sağ Yaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey yer alıyor. Yayın tarihi henüz belli olmayan dizi hakkında klişe yorumları yapılsa da reytinglerdeki sıralaması şimdiden merak konusu oldu. Özel hayatına değinecek olursak Hatice Şendil Dursun Yandık ile bir yıl evli kalıp ayrıldı. 2015 yılında Burak Sağ Yaşar ile evlendi. 2017 yılında can adını verdikleri oğullarını kucağına aldılar.